akşamlar. İlk yarışmacımız Sayın Gökçe Yıldız için Ankara'dan kalktılar geldiler. Bizi çok mutlu ettiler. Sağ olsun grubun en genç üyesi. Ama hiç de vakit kaybetmemiş genç yaşına rağmen. Ne zaman mezun oldunuz? Haziran ayında mezun oldum. O bu sene. Evet, maşallah. Sene. Maşallah. Galiba bu aralar biraz kendinize de vakit ayırdınız. Zaten okuldan arkadaşlarınızla birlikte sürdürdüğünüz projeleriniz mi vardı? Yani öyle değil aslında. Mezun olduktan sonra başlayan bir yarışma. Benim staj yaptığım bir ofis vardı. Hmm. Oradaki arkadaşlarımla birlikte hazırlanıyoruz. Oo, sevdirmişsiniz kendinizi demek ki. Evet. Benim dikkatimi bir şey çekti. Birçok uğraşınız var. Yani kitap okumayı seviyorsunuz, resim de yapıyormuşsunuz. Zaten hani mimarsınız, evet. Eliniz kalem tutuyordur. Kaykay sürermişsiniz. Evet. İlginç ilginç uğraşlarınız var. Bir taraftan daha ilginç olanı iki temel hedefiniz varmış. Birincisi kendi ofisinizi açmak. Evet. Bir diğeri şöyle biraz yurt dışına doğru açılmak. Evet. Ofisi yurt dışında mı açacaksınız yoksa ofisi burada açıp yurt dışına mı açılacaksınız? Hangisi? İlk başta yüksek lisansımı yurt dışında yapıp inşallah orada açmak istiyorum. Oo maşallah. Evet. Maşallah efendim. O arada harf almaya geldiler. Planlı bir hanımefendi her halinden belli. Bence 9000'in üzerine şöyle nefes alır gibi çıkacak. Herkes arka tarafta bana hak veriyor. Başlayalım mı? Başlayalım. 4 harflidir tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Tartıda brüt ağırlıktan çıkarılan kap bayına ne diyoruz? Onun şeyi. Nesiydi? Ben bir harf alayım. Alalım bir harf. Nokta noktasını çıkarttıktan sonra 1 kilo. Bir harf daha mı? Evet bir harf. Aldık bir harf daha. Bir tek sesli harf kaldı. 2 yere koyarsanız yeter. Ben olsam durdururum. Diri diye başlarım. Durdururum. Hatta diri diye değil de. Dire. Bir tane sesli harf yeter size. Dirt. Daha biliyor. Hani direde 2 tane sesli Dirt. Harf var ya. En başından başlayın. Ağırlık. Dir. Ya yapmayın burada Dirt. Takılmayın ya. Değiştirin şunu işte. İyi değil demek ki o. İyi değil demek ki o. Dar. Daha gayret. Dar. 4 harf. Dar. Dar. 2 tane sesli harf var. 1 tane size yeter. Darı. Darı değil o. Darı. Dara. Dara o Allah'ım. Duymadınız mı? Hayır. Yapmayın yahu. Biz bu tip sorulara efendim sezaryen sorular deriz. Ama sonuç itibariyle 200 puanı orada bırakmadınız. Bak bunu duymuşsunuzdur. İkincisinden daha çok korkuyordum ama... Bence kulağınıza bu gelmiştir yahu. Biraz gerilerde kaldı kabul. Hı. Şöyle bir soru. Mecazen uslu ve ağır başlı çocuklar içinde kullanılan bir askeri unvan, bir rütbe. Hı. Bir harf alayım. Maşallah benim teğmen oğlum. Öyle demezler. Çavuş oğlum benim. Bir harf daha alayım. Yapmayın yahu Gökçe Hanım. Paşa. Paşa çocuğum benim. Zor muydu bunlar? Hayır. İkincisi çok zor değildi ama. Vallahi üçüncüsü biraz zorca. Yani bakalım. Hiç kulağınıza gelmediyse şaşırmam. Biraz garip bir kelime. Bakalım. Buyurun. Yaban atına ne derler efendim? Bir harf alalım. Diyeyim. Alalım harf. Y harfiyle başlıyor bu kelime. Yaban atı. Bir harf daha alayım. Zor kelime. Hemen cevaplanabilecek bir kelime değil. Bir tane daha. Bir tane daha. Gerekirse hepsini alırız. Hiç canınızı sıkmayın. Bak gene kaldı 2 tane sesli harf. Ve tekrar size 1 tane yeter. Bulan var mı? Sevim Hanım bulmuş. Bir harf daha alayım. Bir tane daha mı? Yılkı. Yılkı. 100 puan değerim ya. Tabii. Bu 14'lünün içerisindeki belki de en zor soruydu. En zor kelimeydi yılkı. Ama dara nasıl gelmemiş kulağınıza hala hayret içerisindeyim. Şimdi biraz daha rahat edeceğimiz sorular. Tamam. Bu sefer eski kelime sorunun içerisinde. Hı-hı. Sonunda açıklaması da var. Yani tertemiz 500 puan kazandıracak, kasayı 1000 yapacak. Buyurun. Eskiden aksi seda da derlermiş. Neydi o ses sekmesinin ismi? Hmm. Şöyle yükseklere çıktığınızda ya da siz mimarsınız bilirsiniz boş alanda böyle ses bir seker ya. Yankı. Ona yankı diyoruz. Ha gayret 6 harflidir tek kelimedir biraz uzun bir sorusu var. Hmm. Ama özümsersek harf almadan yine 600 puan kazanırız. Gelsin bakalım.
Tanrı'nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu payına düşürdüğü şey. Bu da benim payıma düşen şey. Bu da benim neyimmiş? Rızkım. Rızk sığmaz oraya. Harf alayım. Evlenme talihi anlamında da kullanılır bu kelime. Kısmet. Kısmet! Atlarla ilgili iki tane soru var demiştim. Bu onun kadar zor değil ama. Yılkı kadar zor değil. Çünkü neyse dur. Önce okuyayım da sonra gerekirse ipucu vereceğim. Tamam. Gel. Tımar gerici. Ömer Seyfettin. Neydi o ünlü romanın, daha doğrusu hikayenin ismi? Ben bir harf alayım. Buyurun. Anladınız değil mi onu? Hani bu atları kaşıdıkları şey. Atları kaşıyan adam. Ömer Seyfettin'in de çok ünlü bir hikayesinin. Mendil yırtan hikayesinin. Bir harf daha alayım. Adıdır. Buyurun gelsin. Kaşağı. Kaşağı. Her şey yolunda. Şimdi Arapça kökenli bir kelime var ama mesleğinize temas ediyor. O yüzden rahatım. O yüzden rahatım. Hemen harf almaya tutunmayın. Tamam mı? Süremiz azaldı ama buradan bir 700 puan bekliyorum ben. 2000'i bir aşalım. Buyurun. Bir şeyi yapmayı üstüne alma, üstlenme. Hani üstlenici firma diyorlar ya inşaatlarda filan. Onun mesleki unvanı neydi? İnşaat. Gelmedi. Olmadı, bir harf alayım. Mı? Gelsin, bir harf alalım. Arapça kökenli bir kelime bu. Üstlenme anlamına geliyor. Bir şeyi yapmayı... Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Taahhüt. İnşaatı yapmayı taahhüt edene ne diyorduk? Tamam, uğraştırmayacağım sizi. Buyurun yeni soruya. Çalışkan, becerikli, elinden iyi iş gelen. Bu anlamlarda bir sıfat. Maharet. Maharetli, güzel. Özellikle mesela ev hanımları için, böyle maharetli ev hanımları için kullanılır. Aa, Aysel abla çok nokta noktadır. Becerikli. Becerikli orada var. Ay. Gelin bir harf alalım. Alalım bir harf. Çünkü çok az süre kaldı. Yarım dakika kaldı. Hamarat. Hamarat 600 puan. Bundan sonra hızlanma zamanı efendim. Tamam. Çünkü elimde size soracağım 6 tane soru var. Asıl puanları da bu sorular kazandıracak. Evet. Yaşadığımız tersliklere rağmen 3000 puan gibi gayet güzel bir puanınız var. Ve bu kasayı 8400 puana çevirebilir durumdasınız. Gözümüzü karartalım. Tamam. Daha azına kendimizi layık görmeyelim. Değil mi? Daha yükseklerin peşinde olalım. Şöyle bir soruya da hiç harf almadan cevabı yapıştıralım. Fransızca kökenli bir kelimedir. Düzenleme anlamına gelir. Çiçek düzenleme, şarkı düzenleme. Bir harf alayım. Yapmayın yahu. Aldık bir harf. Çok az süre var. J harfi. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Aldık bir tane daha. Çok az süre kaldı. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Durdurduk. Bu şarkının düzenlemesini kim yapmış? Aranjör. Aranjör yapan kişi. Aranjman. Aranjman düzenleme. Ama olmadı ki. Söylediğimin tam tersini yaptınız. Çok heyecanlıyım. 30 saniye kalmıştı aranjmana girerken. 13 bıraktınız çıkarken. Böyle olmamalı. Soruyu göreceksiniz, tokatı indireceksiniz. Harfse bir tane harf alırız. Tamam. Bence ihtiyacınız yok. İki kelimeden oluşuyor. Tamam. Mutfaklarınız nasıl? Güzel. Güzel. Hamur işidir bu. Tamam. Şöyle soru verdik. Haşlanmış, haşlanmış yufka ile hazırlanan bir hamur işi türü, iki kelime. O B de çok kritik yerden geldi. El böreği. El böreği değil. Haşlanmış yufka. El böreği diye bir börek var mı? Bilmiyorum. El böreği değil. Kol haşlanmış böreği var. Yufka. Su böreği. Su böreği bizim aradığımız o. Aa, şundan da biraz ürküyorum. Şimdi asıl anlamı başka. Sözlüğü açtığınız zaman birkaç tane anlamı var. Hı. Bu biraz böyle metaforik alt anlamlarından biri. Hı hı. Hızlıca okuyorum efendim. Sonrasında bazı yardımlarım olacak. Cesur olun. Daha çok soru var. Belli bir konuya alaka duyup sürekli onunla ilgilenmek. Harf alayım.
aldık bir harf. Mesela bu aralar barok mimariye merak salma gibi bir şey. Ama şimdi o asıl anlamı. Bunun karşılığı odur. Bu biraz metaforik demiştim. Başka anlamları da var. Bir de bu anlamda kullanılıyor demiştim. Bu aralar mesela şu konuya fena halde kendimi kaptırdım. Kaptırdım gibi bir şey. Sürüklenmek. Sürekli onunla ilgili şeyler araştırıyorum internette. Bu aralar o konuya çok şey yaptım kendimi. Çok sardırdım Gökçen'im. Ne yazık ki mütevazı bir puanla bitireceğiz efendim. 6 saniye kaldı elimizde. O 6 saniyede 3 soruya cevap verirsek güzel olur. Hadi gelsin. Harf alayım. Alalım. İthalatçı. İki kelimeden oluşuyor ve Türkçe karşılığıdır. Dışa satım. Satım mı? Dış. Satım mı ithalat yoksa? Alım. Alım. Demek ki o işi yapan kişiye ne deriz? Aranjör aranjman gibi. Dış alımcı. Olur mu? Neden olmasın? Hangi takımı tutuyorsunuz? Beşiktaş. Allah Allah, o zaman bunu bilmeniz lazım. İki kelimeden oluşuyor, şöyle soruluyor efendim. Topun avuta çıkmasından sonra yapılan atışa, bakın V'si geldi. Köşe vuruşu. Köşe değil o. Avuta çıkmış çünkü. Avuta çıktıysa şeye girmedi. Neye? Sınır. Sınır mı? Yok. Avuta çıktıysa o şeye girmemiştir o. Neydi o şey? Kale. Kale vuruşu. Kale vuruşu. Bu da son soru, son cevap. Hepsini gördük vallahi. Tebrik ederim. 6000'i aşacağız. Buyurun. Harf deyip sordurayım. Bunu bulur bunuz ya, o harf sizde. İklime göre mekan değiştiren, yerleşik biçimde yaşamayan iki kelime. Göçebe kişi. Yok yok. Hani göçüyor, bir de bir şey daha yapıyor. Sürekli göçmüyor. Ha, burası iyiymiş deyip oraya da kuş gibi hani. Gökçe Hanım. Konuyor. Nasıl bir toplum düzeni? Göçe. Yani bunlar göçerler hem de. Göçe konma. Göçe konma yok orada. Göçer ve de ne yapar? Dur. Göçerse elbet konar Gökçe Hanımcığım. Kapattınız dükkanı. 9000 diye sizi böyle lüzumsuz bir hedefe yönlendirdim. Ondan dolayı oldu. Sonrasında bıraktınız biraz. Evet. Öyle mi? Vakit kaybedemiyorsunuz değil mi? Evet. Biz çok mutlu olduk. Ben çok mutlu oldum. İnşallah vaktiniz olursa bir daha da ağırlamak isteriz. İnşallah ben vallahi çok mutlu olurum. Kimdir favoriniz? Gitmeden önce onu söyleyin. Sanırım Sevim Hanım. Sevim Hanım, duydunuz mu? Hadi bir kocaman alkış kendisine.